Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinelerine bulaşıklar dizerken yapılan bir hatayı anlatacağım. Çok yerde bu tarz videolara rastlıyorum. Yani üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bu videolar çok izleniyor ve çok fazla kişi tarafından beğeniliyor. Hatta destek olunuyor. Bir de biz mesela o videonun altına yorum yazıyoruz bu yapılan yanlış diye. Yorumlarımız siliniyor. Bunun doğrusunu burada anlatmak istedim. Şimdi mesele ne? Mesele bulaşık makinesinde bulaşıklar dizilirken aynı sınıf malzemeleri bir arada dizin, aynı şekilde koyun diyen insanlar var. Bu yanlış. Yani şimdi şu ikisi aynı sınıf. Bunları mesela dizerken şu kısma şu şekilde bırakanlar var. Yanlış. Bu ayrı konacak. Arada boşluk olacak. Neden? Su içerisine girsin. Deterjan nüfus etsin. Bu şekilde olunca yani yapışık şekilde ne oluyor? Araya su da girmiyor, deterjan da girmiyor. Bulaşıklar kirli çıkıyor. Aynı hatayı çatal kaşıklarda da yapıyorlar. Orada da çok bahsediliyor. En çok da burası sinir bozucu. Yani diğerlerini dizerken şu teller bir şekilde engel oluyor size. Yan yana koymuyorsunuzdur. Ancak çatal kaşıklarda bu anlatılıyor. İşte böyle alın, sınıflandırın. Mesela bu ikisi aynı. Böyle koyun. Yanlış üreticiler bile bunun yanlış olduğunu söylüyorlar. Açın kitapçığı, kitapçıkta da yazıyor. Aynı sınıf malzemeler farklı yerlere konur. Yani sen çatalla kaşığı aynı yere koy. Tamam. Çatalla bıçağı aynı yere koy. Ama kaşıkla kaşığı aynı yere koyma. Mesela yanına bir kaşık daha koyalım bunun. Ne oldu? Yapıştı. Gördüğünüz gibi. E ne olacak? Buraya su da değmeyecek. Deterjan da değmeyecek. Pisliği kalacak üzerinde. Ne yapacaksın bunu? Başka yere koyacaksın. Bir de malzemeleri bu şekilde koyanlar varmış. Şu şekilde bu da yanlış. Dik yukarıda kalacak çünkü kullandığın yer burası. En çok kirlenen, lekelenen, pislenen yer burası. Bunu böyle koyarsan olmaz. Su değemez. Bakın buradaki delikler engeller. Dolayısıyla bunlar dik olacak. Bazılar diyor ki çok da hoşuma gidiyor yorumlar. Tembelliğim diyor ilk defa işime yarad diyor. Kim uğraşacaksınız sınıf ayırmakla? Ben atıp gidiyordum diyor. Evet. Ya bazen de bu şekilde yapmak lazım. Bazıları düzen hastası illa düzenli olacak. Hepsini sınıf sınıf ayırıyor. Bunu da alıyor, video çekiyor, yayınlıyor. Milyonlar izliyor. Yanlış bir bilgiyi doğru zannediyorlar. O yüzden böyle bir video çektim. Umarım işinize yarar. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.